Bu videoda birinci periyot elementlerinin elektron dizilişlerine bakacağız. Periyodik tablonun birinci periyodu işte burası. Neyse ki ilgilenmemiz gereken sadece iki element var. İlk elementimiz hidrojen, diğeri ise helyum. Hidrojenle başlayalım. Hidrojenin atom numarası 1. O zaman tek bir tane protonu var demek. Nötr haldeki bir atomda proton sayısıyla elektron sayısının da birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Demek ki eğer bir proton varsa bir tane de elektron olmalı. Burada hidrojenin tek elektronu olduğu için elektron dizilişini yazmamız gerekiyor. Bunun için de Aufbau kuralını uygulayacağız. Aufbau Almanca'da bir şeyi kurmak anlamına geliyor. Aslında elektron dizilişlerini yazmak da bir yandan bir atomu kurmak, bir atom oluşturmak demek değil mi? Yani elektronları nereye yerleştireceğimizi düşünüyoruz. Şu anda elimize sadece bir elektron var. Hidrojenin bu tek elektronu için en uygun yer neresi olabilir? Tabii ki de negatif yüklerle pozitif yükler arasındaki çekimi arttırmak için en uygun yer çekirdeğe en yakın bölge olmalı. Öyleyse bu elektron mümkün olan en düşük enerji seviyesine yerleşecek. Bu da n'nin yani baş kuantum sayısının 1'e eşit olması demek. Kuantum sayılarından daha önce bahsettiğimiz için n 1'e eşit olduğu zaman l'nin alabileceği tek değerin 0 olduğunu hatırlıyor olmalısınız. Aynı şekilde l 0'a eşitse ml'nin de alabileceği tek değer vardı. Dolayısıyla magnetik kuantum sayısı da 0'a eşit. Sonuç olarak l'nin yani açısal kuantum sayısının sıfıra eşit olması S orbitalinden bahsettiğimizi ve kaç değişik oryantasyona yani yönelime sahip olduğumuzu gösteriyor. Elimizde tek bir değer olduğuna göre S orbitali için tek bir yönelim var. S orbitali küre şeklindeydi değil mi? Bu gördüğümüz 3 boyutlu hacimsel bölge. Esasında bu elektronu en büyük olasılıkta bulacağımız yer. Öyleyse hidrojenin elektronu S orbiteline yerleşecek. S orbitelinin en düşük enerji seviyesinde olduğunu biliyoruz. O zaman artık elektron dizilişinde yazabiliriz. Yazacağımız şey 1S1. Şimdi bu yazdığımızın da ne anlama geldiğini bir konuşalım. İlk yazdığımız 1 enerji seviyesini gösteriyor. Yani N1'e eşit. S derken hidrojeninki bu elektronun S orbiteline gitmesini kastediyoruz üs olarak yazılan 1 ise o orbitalde kaç tane elektron olduğunu gösteriyor. Burada daha önceden de söylediğimiz gibi tek bir elektrondan bahsediyoruz. Bu durumda 1s1. İlk enerji seviyesindeki s orbitalinde tek bir elektron var demek oluyor. Aslında elektron dizilişini yazmanın ya da bunu çizmenin bir yolu daha var. Buna da orbital diyagramı diyoruz. Öncelikle buraya orbitali simgeleyen bir çizgi çekiyoruz. İlk enerji seviyesindeki s orbitalinden bahsediyoruz. O zaman buraya bir s yazabiliriz. Sonra da hidrojenin tek elektronunu bu orbitale yerleştirebiliriz. Bu elektron orbitale saat yönünde dönme yaparak yerleşti diyelim. Yukarı doğru çizdiğim bu ok bu yönü yani spin yukarı yönünü gösteriyor. O zaman dördüncü kuantum sayısı olan ms de artı 1 bölü 2 olur. Elektron dizilişini yazmanın iki farklı yöntemi olduğunu biliyoruz. Hatırlayalım. Ya 1s1 yazacağız ya da hidrojen için geçerli olan bu orbital diyagramını çizeceğiz. Hidrojenin tek elektronunun elektron dizilişini bitirdiğimize göre artık helyuma geçebiliriz. Şimdi elimizde 2 elektron var. Helyumun atom numarası 2. Öyleyse helyumun 2 protonu ve 2 elektronu olmalı. Bu sefer ilgilenmemiz gereken elektron sayısı 2. Hala ilk katmandayız. Evet. Hala ilk enerji seviyesindeyiz. Demek ki n 1'e eşit. Eğer n 1'e eşitse l 0'a eşit olmalı. Aynı şekilde ml de 0'a eşit olmalı. Bu da demek oluyor ki hala birinci enerji seviyesindeki s orbitalinden bahsediyoruz. Elimizdeki element helyumdu değil mi? O zaman aynı bu şekilde ilk enerji seviyesinden bir s orbital olacak. Şimdi bir de helyumun orbital diyagramı nasıl olacak diye bir düşünelim. Elimizde ilk enerji seviyesindeki s orbitalinde bulunan iki tane elektron var. İlk elektronu biraz önce de yaptığımız gibi spin yukarı olarak çizebiliriz. İkinci elektron içinse bunu spin aşağı olarak yapmamız gerekiyor. Bu şekilde spinleri eşleştirmiş oluyoruz. Bir yukarı bir aşağı. Peki sizce neden bu şekilde yapmamız gerekiyor? Öncelikle buraya spin kuantum sayısı için eksi 1 bölü 2 yazalım. Spinlerin farklı olma gerekçesi de Pauli dışlama ilkesinden kaynaklanıyor. Pauli dışlama ilkesine göre bir atomdaki iki elektron aynı dört kuantum sayısına sahip olamaz. O halde bu s orbitaline spin yukarı olarak yerleştirdiğimiz bu elektronun dört kuantum sayısı bu ile aynı olacak. Onları tekrar yazmak yerine hidrojen için onları sadece daire içine alıyorum. İkinci elektronsa yani spin aşağı olarak çizdiğimiz elektron aynı kuantum sayılarına sahip olamaz. N1'e eşit. L 0'a eşit. ML de 0'a eşit. Bu üçü aynı olabilir ama dördüncü olan farklı olmalı. Zaten bu yüzden ona eksi 1 bölü 2 dedik. Yani spin yönünün zıt olduğunu belirttik. Sonuç olarak helyumdaki iki elektronun kuantum sayıları birbirinden farklı oldu. Son kuantum sayıları yani spin kuantum sayıları farklı. Bu da Pauli dışlama ilkesinin bir sonucu. Bu aynı zamanda aynı orbitali sadece iki elektronun işgal edebileceği, çünkü olabilecek bütün farklı kuantum sayılarını kullanmış olduğumuz anlamına geliyor. Evet, bütün elektronları kullandık. S orbitali tamamen doldu. Şimdi de helyumun elektron dizilişini yazabiliriz. 1s2. Bunun ne anlama geldiğini bir kez daha tekrar edecek olursak, birinci enerji seviyesindeki s orbitalinde 2 elektron olduğunu söylüyoruz. Yani 1s2 helyumun elektron dizilişini temsil ediyor. 1s orbitalinde iki tane elektron olabildiğine göre daha fazla elektron koyma şansımız da yok. Böylelikle bu katmanı kabuğa doldurmuş oluyoruz. Eğer daha fazla elektron eklemek istersek bir sonraki seviyeye geçmemiz gerekecek. Çünkü bu enerji seviyesinde başka orbital yok. Bu da bizi periyodik tablodaki ikinci periyoda götürecek.